İki kişi birbirine sınav yapsınlar bilenler. Birbirlerini sınıfta bırakabilirler ya da sen bilmiyorsun falan laf edebilirler. Çok standart şeyler değil bunlar. Bunlar. Tamam, güzel. Devam edelim. Bu strateji pattern hakkında konuşuyorduk ve birazcık tekrar niye pattern hakkında konuşuyoruz dedik. When you communicate, çekiyor mu? When you communicate using patterns, you are doing more than just sharing lingo. Sadece vokabüleri kesmir, kurguyu, çorbalar üç olduğunun devamı da var. Çorbaları kesmir, kurguyu, çorbalar üç. Yazın onu ya. Yazınsana bir internete diğerleri. Kesmir, kurguyu yazın. Ne geliyor? Kesin o standart bir terim o ya. Bilinen bir şey değil o. Design patternlerden anlatmak için ona benzeyen patternlerden anlatmak için. Tamam mı? Sadece ama bu aynı lingoyu, aynı dili konuşmak için değil. Tamam mı? Ne diyor? Shape patterns vocabularies are powerful. Vokabileri bayağı güçlü. Güzel, tamam. Ondan sonra patterns allow you to say more with less. Az şey söylüyorsun ama çok şey söylemiş oluyorsun. Ondan sonra şu da güzel bakın. Talking at the pattern level allows you to stay in the design longer. Hatırlıyor musunuz yazılım mühendisliğinin bir numaralı şey neydi, kuralı? Kalabildiğin kadar tasarım tarafında kal. Kodlamaya hemen başlama. Kodlama olabildiği kadar geç olsun. İyi de nasıl gelir ki? Ben bunu uyuyacak mıyım? Hayır, uyumayacaksın. Bir şeyler yapman lazım. İşte bu pattern tarafında ne kadar çok konuşursan, pattern şu pattern mi olsun, bu pattern mi olsun diye ne kadar çok tartışırsan tasarım tarafında o kadar çok kalmış oluyorsun. Strateji pattern'ın yönelimini koy bu tarafa. Observer pattern'ın yönelimini koy bu tarafa. Bu mu olsun, bu mu olsun birbirine birleştirelim. İkisini beraber kullanalım mı? O gibi tartışmalar senin dizaynda daha çok kalmanı bekletiyor, sağlıyor. Yapılabilecek, ilerideki olabilecek hataları daha önceden keşfetmeni falan bulmanı sağlıyor. Bayağı bir faydası var. Tamam, development işte geliştiricilerin arasındaki iletişimi bayağı bir hızlandırıyor. Birbirlerinin dediklerini çok iyi anlıyorlar. Bak senin sorduğun soru burada. Shared vocabularies encourage more junior developers to get up to speed. Adama diyorsun ki şu pattern'ı kullanıyor. Junior developers look up to experienced developers. When senior developers make use of design patterns, junior developers also become motivated to learn them. Build a community of pattern users at your organization. Bunlar da junior developerlar da böyle bir ortamda büyürlerse diyor. Çok daha hızlı bir şekilde sizin ne yaptığınız ancak diğer türlü yaptığınız şeyler çok karmaşık gelecek. Yani strateji pattern olmadan şöyle bir şeyi birisine verdiğin zaman söylemeden şöyle bir tane tasarımı getirip birisinin önüne koyduğun zaman anlar anlamasına ama karışık gibi gelecektir. Ama bizim burada yaptığımız şey nedir? Karışık yazarsan değil mi? Baktığınız zaman anlayamıyorsun. Ne dedik? Algoritmalar var, bir sürü algoritmalar. Bunları encapsulate ettim burada. Encapsulate edilmiş onları bakın orada fly behavior, quiet behavior kullanırken code against interface yapıyorum yine. Şunları görmüyor muyum? Code against interface yapıyorum. Çünkü orada set fly, işte perform fly, quiet, perform quiet şunların şeylerini çağırıyor, metotlarını çağırıyor. Bunların metotlarına hiç bakmıyor bile. Oldukça güzel bir tasarım ama standardı da var. Herkes kafasına göre bunu değiştirmiyor, standart bir şekilde kullanıyor. Eğer yeni başlayan code developerlar, junior developerlar, senior developerlar bu türlü kültürü alırlarsa onlar çok daha hızlı bir şekilde şeye başlayabiliyorlar. Ne diyeyim? Kodlamaya başlayabiliyorlar. Ya da tasarlamaya başlayabiliyorlar. Bu how do I use design patterns ile ilgili öğreneceksin, bu kural bu. Elinde bir sürü bunch of patterns var, bir sürü pattern var elinde. Onların hepsini teker teker öğreneceksin. Uygulamalarına bakacaksın. Sadece bir uygulama değil, değişik uygulamalara bakacaksın. Kafanda yetecek onlar. Sonra yeri geldiğinde onları kullanmasını Your code now new and improved with design patterns. Kodladığın zaman, tasarladığın zaman bu patternleri teker teker kullanacaksın. Bazen aklına bir şey gelmiyor. Ya burada ne olur ki falan filan diyorsun ama zorlaman gerekiyor bazen, dediğim gibi. Ya strateji burada olur mu acaba? Ya şu olur mu burada acaba gibi şeyler söyleyebilirsiniz. Tamam, devam ediyorum. Şu aptal sorular güzel olur. Esasında bunlar aptal soru değil. There are no dumb questions soruları, değil mi? Ve bunlar genelde tekrarlıyor bazen aklıma şeyi. Değişik açıdan tekrarlıyor. Bakın şu güzel soru. If design patterns are so great, why can't someone build a library of them so I don't have to?
Güzel değil mi? SDR Library'si gibi ya da Collection Library'si gibi. Niye bunların kütüphanelerini kullanmıyorlar ki? Niye kurmuyorlar kütüphanelerini? Zenpad'ın kütüphanesi. Çünkü... Niye? Ne? Tam standart değil. Şablon gibi değil çünkü çok soyutlar. Tamam, o kadar soyutluğu karşılayabilecek bir dil yapısı yok. Çok soyutlar. Tamam mı? O nedenle design patterns are higher level than libraries. Higher demek daha soyut demek. Design patterns tell us how to structure classes and objects to solve certain problems. And it is our job to adapt these designs to fit our particular application. Yok yapamazsın. Yani collection library'si gibi bir tane array listim olsun, array listim şunu ekleyeyim, metotları bunlar olsun falan. O kadar alçalamıyorsun, o kadar alçak bir seviyeye gelemiyorsun. Nedeni o. Bu sorular hepsi güzel. Yani aptal soru yok gerçekten de bu arada. So there are no libraries of design patterns. Soru bu. Gerçekten yok mu bunlar? Yok ama but you will learn later about pattern catalogs with list of patterns that you can apply to your applications. Katalogları var. Bu mu aynen şey gibi. İşte raf kataloğu falan filan gibi, elbise kataloğu gibi. Bu olur mu? Kataloglar insan biraz ne için tarar? Aklına fikir gelsin diye değil mi? Bu da onu yapıyor, kataloglar var. Bu kitap da birazcık kataloğa benziyor. Her bir çapta birer tane güzel katalog. Devam ediyorum. Aa işte bu şey neydi? Ne diyordu adam buna ya? Ne kızdı? Sinir kız. Ters kız. Skeptical diyor. Patterns are nothing more than using object-oriented design principles. Tam bunu söyleyeceği laf değil mi? Yani bir şey konuşuyoruz, geliyor. Olabilecek en ters yere. Bu tür gözle bakmak lazım. Kitabın özelliği bu. Yani pozitif gözle bakıyor, eleştiren gözle bakıyor, destekleyen gözle falan bakıyor. Her birine karakteri ayrı ayrı. Gördüğün zaman anlıyor, bak şimdi ters bir şey söyleyecek. Yaptığın sadece object-oriented design principles'larını kullanmak. Gerçekte Code Against Interface vardı. Ondan sonra Favor Composition Over Inheritance vardı. Bunları birilerinden duyarsınız object-oriented'cilerden. Evet doğru öyle ama object-oriented tasarım prensiplerini kullanarak da her zaman için aynı çözüme, aynı güzellikte çözüme ulaşamıyorsun. Değişik hani dersin başında ben size sormuş ya bunu nasıl yaparsınız diye. Söylediklerinizin çoğunda yanlışlık yoktu. Bir ikisi birazcık garipti ama o arkadaşlar değermişse doğrusunu bulurlardı herhalde. Onların hepsi object-oriented prensipti doğru. Ama object-oriented prensipleri kullanmak her zaman aynı kapıya çıkmıyorsun. Aynı vokalleri falan paylaşmıyorsun. İyi şey ne diyecek bakalım burada? Şey bu. Bu ne? Master bu. Bu neydi? Neydi bu? Konkur filmindeki neydi bu? Master usta mıydı o? Ne? Türkçesini soruyorum. Bilge. Bu grasshopper diyor, çekirge diyor ya, çekirge, çekirgeler, buna ne diyorlar? Bu onlara çekirge, usta mı diyorlar? Bilge mi? Dinozor yok. Babamın sınıfında çekirgelerin diyordu, onlara hocaya ne diyorlardı? Hocam mı diyorlardı? Şene ne diyorlardı? Hayır başka. O başka, bölümü karıştırdın sen. Çekirgelerin dediği zaman hangisiydi o? Hocam mıydı ya? Neyse ya hoca falan değil bu. Usta herhalde ya. Neyse birazcık şey filmi seyredin. Biraz karate filmi seyredin. Tamam bu adam bir dakika usta ne diyor? Guru ne diyor? Guru. A common misconception grasshopper. But it is more subtle than that. You have much to learn. Güzel tam ona yapacak cevap vermiş. Cevabı da benim söylediğim hikaye. Bu şu konuşmayı okuyun. Çok güzel konuşturmuş. Tamam mı? Yani söylüyor. Ben böyle. Benim söylediğim de o yine. Aynı kapıya çıkmayacak. Remember knowing concepts like abstraction. Bakın object oriented'ın temellerini saymış. Abstraction, inheritance and polymorphism do not make you a good object oriented designer. Herkes hemfikir mi şunun var? Etrafını kırmızı yapmışım ama biraz daha bakın şöyle şeylerden yapabiliyorum ben bunu. Nasıl yapacağım yani? Çok önemli bir cümle bu. Sadece ondan sonra inheritance'ın
ya da abstraction'ın ne olduğunu bilmek sizi iyi object oriented programcısı yapmaz. Tamam mı? Bunları kullanması da bilmen lazım. Şeyler çok güzel örnekler design pattern'lar. Design pattern'lar bunları nasıl kullanılacağı ile ilgili çok güzel örnekler. A design guru thinks about how to create flexible designs that are maintainable and that can cause change. Her zaman için polimorfizm kullandığın zaman flexible bir çözüm ortaya çıkmıyor ya da değişebilen bir çözüm ortaya çıkmıyor, sabit bir çözüm ortaya çıkmıyor. Tamam, arta kalanını bunun okuyun siz buradan. Benim zamanım yok. Kitabın sonundaki güzel özetler bunlar. Object oriented basic'ler var. Bunları zaten biliyorsunuz ikinci sınıftan şunları. Abstraction dediği encapsulation'la beraber kullandığımız bizim soyutlama, değil mi? Encapsulation, polymorphism, inheritance bunlar. Şu üç tanesini ben anlattığım zaman size hep object oriented'ın temelleri demiştik, değil mi bunlar? Object oriented basic bunlar. Object oriented'ın temelleri abstraction'la beraber. Zaten veri yapıları dersi olduğu gibi abstraction kitabın isminde bile abstraction vardı hatırlıyorsanız. Bunlar daha çok object oriented prensipler hakkında konuşmaya başladı buralarda. Diğer kitapta var bu, değil mi? Şu diğer kitaptan geliyor, object oriented prensipler. Encapsulate what where is. Ben ikinci sınıfta şundan bahsettim mi? Değişen şeyi encapsulate edin diye. Program against, program to interface bundan bahsettim mi? Evet. Bundan bahsetmişim herhalde. Demek ki şu birazcık ağır mı geliyor ya da aklıma mı gelmedi bilmiyorum. Ondan sonra favor composition over inheritance. Bunlar object oriented prensipleri bu. Bu chapter'da anlatılan ve patternlar hakkında da bunlara strateji patternlar koyduk. Bu. Biraz önce verdiğim tanımın tıklatıp aynısı. Algoritma var. Bir algoritma ailesi var. Algoritma ailesini teker teker implement ediyorsun. Onları bir sınıfın yararı seviyesinde encapsulate ediyorsun. Encapsule olmuş ailenin interfezi üzerinden bunları teker teker kullanıyorsun. Böylelikle o ailede yapılan değişiklikler sana yansımıyor. Code duplication'la falan da engel oluşturuyorsun. Strateji pattern'ı bu. Tamam, kitabın sonunda böyle güzel şeyler var. Sorular falan var, bunları biliyorsunuz. Bitip iki tane yapalım mı? Bir, patterns nokta nokta in many applications. Patterns, ne demek ya? Patterns used in many applications, patterns are useful. Tek kelime mi olacak ya? Patterns useful. Yani ne demek istiyor herhalde? Pattern çok değişik, bir sürü application'da aynı patternlar. 3 ne peki? Favor over inheritance composition, değil mi? Favor over inheritance. Favor composition over inheritance. 3. Bakalım 3 tane de şu. Herhalde. Composition tutuyor, değil mi? Composition tutuyor. Evet. Tutuyor. İşte örneklerle ilgili şeyler de var mesela. Duck that can quack. Hangisiydi o? Decoy duck, değil mi? Rubber duck değil, rubber duck quack ediyor. Decoy, mal decoy değil mi? Decoy duck herhalde. Tamam ya, geçiyorum. Oyunu adam decoy duck. Öbürü ne? Decoy. Bir tane vardı ya, bakmaya çalışıyorum. Birincisi decoy. Recur ne ki? Recurrence var ya, recurrence relation'ı. Ay bunu anlatır mısın? Recurrence relation'ı anlatmadım mı algoritma dersin? Ne demek recur? Tekrarlamak yani. Recurrence relation tekrarlama demek için. Tamam, birinci chapter'ı bitirdim. Bayağı hızlı geçtim. Koşa koşa anlattım. Daha detaylı anlatıyordum ama kitabı siz kendiniz okuyun arkadaşlar. Satır satır. İngilizcesi de güzel. Bir tane iş gelmiş. Bu ne bir dakika, bu ne? Bu observer pattern. Yani observer pattern falan deyip duruyorum ya. Size bir tane iş gelmiş. İş şu. Bakın şurada şey de var. Bir tane meteoroloji istasyonu gibi bir şey yapacaksınız. Tamam mı? Adamın dışarılarda bir yerlerde bir sürü ölçüm yapan, işte nemi ölçen, rüzgarı ölçen, sıcaklığı ölçen aletleri var. O size ölçüm yaptıkça sürekli haber yolluyor. Sizin göreviniz o ölçümleri alıp birkaç tane uygulaması var. Ne var mesela? İşte şu. Birkaç tane alet var. Nem ölçen, temperature ölçen, pressure ölçen. Weather station'a geliyor. Sizin yapacağınız, bu size verilmiş, tamam mı?
sizin yapacağınız vasfı implement. Bunları buradan alacaksın pull data ve display device'a bunları göstereceksin, tamam mı? Ama display device bir tane olmayabilir. Bu sadece mesela sadece gösteriyor. Başka bir tane alette buradan bilgi alıp mesela onu database'e falan koyabilir. Başka bir tane alıp onu web'de falan yayınlayabilir. Bu bilgiyi alıp kullanacağız. Böyle bir tane yeni aptal bir tane uygulama. Tamam mı? Burada observer pattern kullanmaya çalışacağız. Ne demek acaba observer pattern? Biraz sonra gelmeye başlayacak. Weather data diye bir tane şey yapmış sınıf. Bu weather data şuradan geliyor herhalde. Şu öyle mi? Weather station'ın içerisinde. Ben birazcık hızlı gideceğim arkadaşlar. Ha bakın display'den birkaç tane yapmış, gördünüz mü? Değişik değişik display türleri var. Bu istatistik tutuyormuş. Bu biraz önceki gösterdiğimin aynısı. O andaki durumu gösteren display. Bir tane forecast yapan display var. Ya da future display, bilmiyoruz. Çok fazla sayıda display olabilir. Change buradan gelecek anlaşılan. Yani her zaman için hocam dersteyim ben ya. Alo. Hocam ben dersteyim. Alo. Tamam. Demek ki change oradan gelecek. Yani bunu değişik değişik amaçlarla kullanma yeni display'ler falan filan yazabileceksiniz. Change oradan yapacağım. Hızlı geçelim. Şurada weather data diye bir tane sınıf var. Şuna bakalım da şey yapmayalım, fazla uçmayalım. Birazcık kitapla bağlantılara gidelim. Bu var. Bir sınıf bir kağıda yazmış, bir kağıda bekliyor. Weather data, measurements change diye bir tane şey var. Metot var. Bu temperature'ı buradan okuyor. Bunu buradan okuyor. Buradan okuyor. Current display, gördünüz mü ne yaptığını? Böyle bir tane çözüm geliştirmiş. Okuyor bir yerlerden bunları. O sol tarafta bize verilen hikayeleri okuyor, bu üç tanesini birden. Ondan sonra üç tane display var. O display'e teker teker update yapıyor onları. Onların teker teker update yapması lazım. Birisinin bunu çağırması lazım herhalde, measurements'ı çeyin. Measurements değiştiği zaman bunun buraya konulması lazım. Buradaki problem ne, görüyor musunuz buradaki problemi? Temel yapı olarak bunu kullandığınız zaman hani ne demiştik, değişen yeni display türlerinin eklenmesi falan filan vardı ya. Yeni bir display türü eklediğiniz zaman ne olacak? Gelip şuraya bir tane satır eklemeniz falan gerekecek, doğru mu? Ve tekrar compile etmeniz gerekecek. Tekrar compile etmek kötü bir şey. Runtime'dan display'den bir tanesini çıkarmak istiyorum ben. Display olmayacak artık. Yeni bir tane display eklemek istiyorum. Runtime'da bundan hiçbirini yapamayacağım. Tamam mı? Runtime'da bundan hiçbirini yapamayacağım. Yeteri kadar flexible değil. Gelişmeleri çok kolay açık bir tane tasarım değil. Bunu yeteri kadar flexible yapmaya falan çalışacağız. Diyeceğiz ki runtime'da istediğim kadar display olabilecek ve runtime'da istediğim kadar display'i başlatıp göstermeye istediğim kadar da kesebileceğim. Böyle bir tane program geliştirmeye çalışıyorum. Bunun hakkında konuşmuş mu? What is wrong with our implementation? Bak adam söylüyor. By coding the concrete implementations, hani vardı ya code against interface. By coding the concrete implementations, we have no way to add or remove other display elements without making changes to the program. Benim söylediğimin aynısını söylemiş. Niye? Çünkü dün ben bunları okumuştum. Buradan aklımda kalmış demek ki. Problem o. Problem o gerçekten. Kodu değiştirmen lazım. Çünkü adam diyor ki burada code against implementation yapmadı. Code against interface yapmadı. Code against implementation yaptı. Elinde 3 tane concrete sınıf var. Değil mi? Elinde 3 tane concrete sınıf var. O concrete sınıfların update'lerini çağırıyor. Onların update'lerini yaptığını anlıyorsunuz değil mi? Yani statistik display. Temperature, humidity, pressure alıyor. Elindeki tüm şey daha önceden tuttuğu tüm vektör değerlerini ekleyip şey yapıyor. Display ediyor. Tamam. Değiştirin. Söyleyin. Ne çözümünüz ne? Kaç kişi var burada? 30, en az 40 tane çözüm çıkacak biliyorum ben. Bazıları birden fazla çözüm söylüyor. Ben şu güneşi engelleyebilir misin ondan? O çözüm kimin çözümü acaba? Onu değil. Üsttekine.
Söyleyeyim bir şeyler. Şurası konkret, konkret sınıf görmek istemiyorum orada. Tamam, şeyi de çevir birazcık. Çevirebiliyor musun? Elini kaldırın, söyle. Çöz. Problemi anladınız mı? Ha? Problemi anladın, sen ya. Problemi de alabilir mi hocam? He? Problemi de alabilir. Problemi alacakmış. Problemi niye var lan? Code against interface'i hatırlıyor musunuz? Problem o. Üç tane concrete sınıf var orada. Current condition display, concrete bir sınıf. Statistic display, concrete bir sınıf. Forecast display, concrete bir sınıf. Koskocaman metodun içerisinde üç tane concrete sınıfın update'ini çağırıyor bu adam. Tamam mı? Nasıl engelleyeceksiniz bunu? Evet. Display behavior yapabilirim. Bir tane display behavior display diye bir tane sınıf yazarım diyor arkadaş. Display diye. Ondan sonra bunun içerisine bir tane virtual update metodu koyarım diyor, değil mi? Bunun içerisine bir tane virtual update metodu koyarım diyor. Ve bunu extend etmiş 3 tane sınıfım var orada. Doğru mu? 3 tane bir tane loop'un içerisinde ne yapacağım? Bir tane vektörüm var, array listim var. Array listin içerisinde display referansları var. Her bir referansın update'ini çağırırsam ne olur? Bu bir interface. Değil mi? Bu bir tane interface. Code against interface yapmış olurum diyor. Anladınız mı? Çözüm çok güzel. Zaten observer pattern'a da çok benziyor. Yani bu problemi anlamadınız, bilmiyorum ne yapıyorsunuz, ne aklınıza ne geçiyor. Yarından çoğunuzun bu çözümü bulmuş olması. Kaç kişi bulabilirdi bu çözümü? Aklıma geliyordu biraz daha problem olmasaydım diye. Bir kişi